Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine uygun fiyatlı bir modelin incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Xiaomi'nin yan markalarından birisi de Poco. Poco kısa süre önce ülkemizde orta segmente hitap eden modellerinden biri olan M3'ü de satışa sunmuştu. Şimdi öncelikli olarak şunu hatırlatmam gerekiyor sizlere. Poco ilk etapta sadece üst seviye üreten bir model olarak karşımıza çıkmıştı. Lakin geçtiğimiz yıl yani 2020 ile birlikte orta segmente hitap eden cihazlarını da yavaş yavaş satışa sundu. Poco'nun sevdiğimiz bir yanı şu, fiyat performans tarafında ürünler üretiyor ve genel itibariyle ürettikleri cihazlarda da uygun bir fiyat yelpazesi tercih ediyorlar. Tabi burada önemli olan nüans ne arkadaşlar? Bazı premium özellikleri telefonlardan kırpıyorlar. Örneğin şu elimde görmüş olduğunuz Poco M3 dışarıdan baktığınızda gayet güzel bir cihaz gibi görünüyor. Ama nedir? Mesela daha yüksek fiyatları satılan cihazlarda Corning Gorilla Glass 5 tercih ediliyor. Xiaomi burada ne yapmış? Daha doğrusu Poco burada ne yapmış? Corning Gorilla Glass 3 tercih etmiş. İşte bazı cihazlarda arka tarafta biliyorsunuz yine Corning Gorilla Glass tercih ediliyor ya da farklı bir cam tasarımı tercih ediliyor. Burada ne var? Plastik bir kapak var. İşte kablosuz şarj yok vesaire vesaire. Yani bazı böyle özellikleri kırparak ne yapıyorlar? Telefonun maliyetini ve satış fiyatını da düşürmüş oluyorlar. Şimdi gelelim telefonumuza arkadaşlar. Bu telefonun en önemli özelliği aslında 6000 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip olması ki telefonun kutusunda bile zaten direkt olarak buraya kocaman yazmışlar 6000 mAh diye. Yani diyor ki eğer günlük olarak benim telefonumun şarjı bitmesin, beni böyle 1-2 gün götürsün, bana sıkıntı çıkartmayın diyorsanız alın size 6000 mAh'lik batarya demişler. Şimdi her zaman olduğu gibi incelememize ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Bu telefonda Poco damla çentik tasarımına yer vermiş. Damla çentik tasarımına yer vermesinden ötürü ekran gövde oranı normalin biraz daha aşağısında. Alt çerçeve yan çerçevelere göre biraz daha kalın. Eğer alt çerçeveyi bir tık daha ince yapsalarmış gerçekten güzel olabilirmiş. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman ses açıp kapama ve power butonu sağ tarafta kalıyor. Sol tarafta ise sadece sim kart yuvamız bulunuyor. Alt tarafa geçtiğimizde Type-C giriş noktamızın bulunduğunu görüyoruz ve bir hoparlörümüz var burada. Üst tarafta ise 3.5 milimlik kulaklık girişine yer verilmiş. Telefonun arka kısmına geçtiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz genelde Poco şurada devasa olarak logosuna yer verir ya da şu kısımda logosunu yerleştirir. Fakat bu modelde ne yapmışlar? Şu kamera tarafına farklı bir doku vermişler ve logoyu da buraya yerleştirmişler gördüğünüz üzere. Burada bir üçlü kamera kurulumumuz var. Bu yine bir de dikdörtgen içerisinde biraz yükseliyor. Onun dışında da plastik bir dokumuz var. Ama bu kapak renginin ben çok hoş olduğunu belirtebilirim. Mesela bir de bunun siyah yakın bir rengi var. O çok güzel durmuyor arkadaşlar. Ama bu mavi renk gerçekten bu siyahla birleştiğinde şık bir görünüm vermiş cihaza. Dolayısıyla eğer M3 alacaksanız bence bu rengi alın. Gerçekten diğer renge göre bayağı bir güzel duruyor. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Şimdi tekrardan gelelim telefonumuzun ön kısmına. Dediğimiz gibi damla çentik tasarımına yer verilmiş bir ekran karşılıyor bizleri. Bu ekran arkadaşlar IPS LCD bir ekran. Yani burada bir OLED ekran kullanılmamış. Dolayısıyla IPS LCD dediğimizde bizim aklımıza ne geliyor? Parmak izi okuyucusu. Gördüğünüz gibi sırt tarafında bir parmak izi okuyucusu mevcut değil. Dolayısıyla Poco ne yapmış? Parmak izi okuyucusunu power butonunun üzerine yerleştirilmiş. Malum hala günümüzde IPS LCD panellerinin altına parmak izi okuyucusu yerleştirilemiyor. Bu da bir eksi olarak görülebilir. Aslında Xiaomi geçtiğimiz yıllarda bir video yayınlamıştı. Hatta geçtiğimiz yıl yayınladılar. IPS LCD panelinin altında parmak izi okuyucusunu çalıştırabildiklerine dair bir videoydu bu. Fakat aradan aylar geçmiş olmasına rağmen henüz bu teknolojiyi hiçbir cihazlarında görmüş değiliz. Belki de çok verimli çalışmadığı içindir ya da farklı nedenleri olabilir Xiaomi'nin. Evet şimdi telefonumuzun tasarımından kabaca bahsettik. Gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine. Malum günümüzdeki orta segmentte yer alan cihazların hemen hemen hepsi bütün uygulamaları sorunsuz bir şekilde açabiliyor. Bu durum Poco M3 için'de geçerli. Bu telefonun içinde Snapdragon 662 yonga seti bulunuyor. 11 nanometrelik bir yonga seti.
performans olarak sizi tatmin edebilecek bir Yonga seti olduğunu söyleyebilirim. Yani biz bu telefona mesela bazı oyunlar indirdik. Bu oyunlardan birisi de sistemleri gayet zorlayan Call of Duty Mobile'di. Gayet başarılı bir şekilde, akıcı bir şekilde bu oyunu oynadık arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim size. Hani bu telefona indirip de böyle oynayamayacağınız, kasacak bir oyun bulunmuyor. Ha nedir? Biraz daha düşük FPS'ler verebilir belki daha üst seviye telefonlara göre. O da çok böyle gözü rahatsız etmediğini söyleyebilirim sizlere. Onun haricinde 4 GB RAM'imiz var ve 128 GB'lık da dahili depolama alanımız var. Ben burada özellikle 128 GB'lık dahili depolamanın önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzdeki orta segment cihazların çoğu baz olarak 64 GB'la gelmeye devam ediyor. Ki artık 64 GB'ın ben çok da yeterli olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla burada 128 GB'a yer verilmesi güzel bir artı olmuş. Bunun yanında 4 GB'lık RAM ise bir eksi olarak karşınıza çıkıyor. Çünkü artık Android tarafında 4 GB'lık RAM'e sahip telefon çok fazla kalmadı arkadaşlar. Orta segment cihazlarda dahi baktığımız zaman 6 GB'lık RAM'lerle karşılaşıyoruz. O yüzden bu telefonda bence 6 GB'lık RAM daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Teknik özelliklerden devam edelim arkadaşlar. Bu telefonda 1080x2340 piksel çözünürlüğünde ve 395 ppi piksel derinliğine sahip IPS LCD bir panel tercih edilmiş. Bu panelin maksimum parlaklığı ise 400 nits. Ekran gövde oranının ise az önce de bahsettiğim üzere biraz düşük olduğunu söyleyebiliriz. %83.4 civarlarında eğer delikli ekran tasarımı tercih etselerdi muhtemelen ekran gövde oranı bir tık daha yüksek olabilirdi. İncelememin başında da bahsettiğim üzere bu telefonda Corning Gorilla Glass 3'e yer verilmiş. Biraz daha üst seviye modellerde, üst fiyata sahip modellerde Corning Gorilla Glass 5 kullanıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde mesela Samsung'un yeni A serisi modellerini incelemiştik. Bunların hepsinde Corning Gorilla Glass 5 vardı. Bunda ise 3 var arkadaşlar. Teknik özelliklerden bahsettik. Şimdi biraz da kameradan bahsedelim. Sonra bataryaya vesaire geçeceğiz arkadaşlar. Ki bataryanın zaten 6000 mAh olduğunu söyledik. Şimdi kamera günümüzdeki pek çok kullanıcı için hayli önemli. Bunu biliyoruz. Ki artık orta segment cihazlarda dahi kamerası son derece başarılı modeller var. Fakat kamerayı sadece böyle rakamlarla ifade etmek çok yeterli olmuyor. Çünkü günün sonunda işin içerisinde pek çok bileşen var arkadaşlar. Ha biz size burada ne söylüyoruz? İşte bu cihazda mesela 48 megapiksellik geniş açılı bir kamera var. Ona 2 megapiksellik makro 2 megapiksellik derinlik kamerası eşlik ediyor diyeceğiz. Fakat bu kameranın nasıl bir performans sergilediği çok daha önemli. Çözünürlükler düşük olabilir ama baktığınız zaman sunduğu performans çok yüksek olabilir. Biz de bunu daha net bir şekilde göstermek için bu telefonla çeşitli fotoğraflar çektik. Dilerseniz şimdi bu fotoğraflardan bazılarıyla sizleri baş başa bırakalım. Böylece telefonun nasıl bir fotoğraf performansına sahip olduğunu da daha net bir şekilde görebilirsiniz. Gelelim telefonun bir diğer kamera özelliğine yani video kaydına arkadaşlar. Bu telefonda 4K video çekme olayı yok. Bunu baştan size belirtelim. 1K'lık videolar çekebiliyorsunuz. Bizim ofisimiz Merter'de ve 16. katta ofisimizin balkonundan çektiğimiz videoları sizlerle paylaşacağız şimdi. Bu videoları çekerken herhangi bir ekipman kullanmadığımızı belirtelim. Yani salt olarak telefonu şöyle tuttuk. Bir video kaydı gerçekleştirdik. Böylece hani
Dış sesleri ne kadar alıyor, almıyor, rüzgar sesini ne kadar alıyor, almıyor. Bunu da net bir şekilde bu videolarda görebilirsiniz. Şimdi sizi bu video kaydıyla baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu ofisimizin balkonundan gerçekleştiriyorum. Hava biraz rüzgarlı. Gördüğünüz gibi E5'in zaten gitmek bilmeyen trafiği ve korna sesleri mevcut. Şöyle bir zoom da girelim. Giden motora. Evet, 6x zoom yaptı. Bakayım daha fazla oluyor mu? Olmuyor. 6x zoom'da da görüntü performansı bu şekilde, yani bayağı bir bozulma oluyor. Tabii çok fazla böyle aman aman bir şey beklememek gerekli. Kısaca telefonun video performansının hiçbir ekipman kullanmadan bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim cihazımızın ön kamerasına. Burada 8 megapiksellik bir ön kamera var. Ön kameranın da hemen size kalitesini direkt olarak canlı canlı şurada bir video kaydı gerçekleştirerek. Şu anda Poco M3'ün ön kamerasıyla bu kaydı gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi telefonun ön kamerasıyla yaptığınız videoda çıkan ses, görüntü performansı vesaire bu şekilde diyebiliriz. Selfilerde genel olarak böyle olacaktır. Video kaydını gerçekleştirdim. Çok kötü değil. Ben daha önce de ön kamerasını vesaire denedim arkadaşlar. Selfiler vesaire çekildik. Ön kamera olarak performansı tatmin edici düzeyde. Yalnız gece fotoğraflarında biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hani öyle ayrı gece modları vesaire var telefonun, ama böyle çok tatminkar performansta fotoğraflar çekmiyor düşük ışıkta. Dolayısıyla hani ben bununla gece modu varmış alayım, karanlıkta fotoğraf çekeyim, çok iyi çeker falan gibi bir düşünceye kapılmayın. Gece fotoğrafları çok iyi değil. Bunu da sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım. Dedikten sonra telefonumuzun en etkileyici özelliğine geliyoruz. Ne? Tabii ki batarya arkadaşlar. Dediğim gibi ve Poco'nun da böyle büyük büyük bu kutusuna yazdığı gibi bu cihazda 6000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Normal kullanımda mesela ben bu telefonu arkadaşlar 10 gün falan test ettim. 10 gün sonucunda bataryanın 3 gün gittiği de oldu. 2 gün gittiği de oldu. Ama yoğun kullanımda 2 gün rahat bir şekilde gittiğini size söyleyebilirim. Yani mesela çok fazla oyun oynamadım ama sosyal medyadır, çeşitli internet tarayıcılarıdır vesaire. Yani sürekli internetteydim bir kere. Onun haricinde telefon konuşmaları, WhatsApp görüşmeleri vesaire yoğun bir şekilde kullandım. Dediğim gibi çok fazla oyun oynamadım. Ne kadarlık oynadım diye bir test etmek için falan oynadım. Tutsun yarım saat, 45 dakika falan bir oyun deneyimim oldu. Bunun sonunda 2 gün falan rahat bir şekilde gidiyor. Hatta 3 gün gittiği süreçte de arkadaşlar hiç oyun oynamadım mesela. Onun haricinde çok fazla böyle internet vesaireye de bakmamıştım o gün. Baktım 3 gün rahat bir şekilde şarjı gitti. Dolayısıyla batarya tarafında sizi üzmeyecek bir cihaz. Hani ben çok oyun oynarım deseniz bile muhtemelen yine 1-1,5 günü rahat bir şekilde götürür. O yüzden ben böyle batarya tarafında sıkıntı çıkartmasın, gün içinde tekrar şarja çıkmayayım, işte powerbank ile dolaşmak istemiyorum diyorsanız bu telefonu gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Tabi burada önemli özelliklerden bir tanesi de hızlı şarj özelliği arkadaşlar. Bu cihazda 18 wattlık hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu sayede atıyorum bir 10-15 dakika şarj etseniz bile sizi böyle 4-5 saat götürecek bir pil kapasitesine ulaşmış oluyor cihaz. Genel itibariyle baktığımız zaman performans tarafıyla ya da böyle bataryasıyla, kamerasıyla vesaire günü kurtaracak bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı da tabii buna göre ölçülendirilmiş durumda. Kalkıp Poco hani burada tamam Corning Gorilla Glass 3 kullanmış, arka tarafı plastik kullanmış, işte ekran olarak IPS LCD kullanmış. Fakat fiyatını da buna göre ölçütlendirmiş. Poco bu telefonu arkadaşlar 2500-2600 Türk Lirası bandında satıyor. Yalnız 2500-2600 Türk Lirası'na satılanların 64 GB'lık hafızaya sahip olduğunu söyleyelim. Eğer 128'lik almak isterseniz bir tık daha fazla ödemeniz gerekiyor. Genel itibariyle baktığımızda başarılı bir telefon mu? Evet, başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatıyla kıyasladığımızda çok kötü bir cihaz değil. Ama bu fiyat bandına farklı alternatifler olur mu diye soracak olursanız elbette farklı alternatifler var. Dolayısıyla onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Açıkçası bu telefonun fiyatı yani 2600 değil de 2200 Türk Lirası civarında olsaydı derdik ki yani bu 2200 lira civarlarına gerçekten rakipsiz bir cihaz derdik. Ama söz konusu 2600-2700 Türk Lirası olduğu zaman farklı alternatiflere de yönelebilirsiniz arkadaşlar.
Mesela geçtiğimiz günlerde bir iki yerli model çıkmıştı. Dilerseniz o yerli modellere de bakabilirsiniz. Hatta bir tanesi Casper'ın cihazıydı yanılmıyorsam. Öbürü de Oppo'nun cihazıydı. Bir tanesi 2900 lira mıydı, 2800 lira mıydı? Öyle bir fiyatı vardı. Diğeri de arkadaşlar 2500 lira gibi bir fiyata sahipti. Dolayısıyla hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı fiyatların aynı olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi söz konusu 2600-2700 liralar olduğu zaman işin içerisine farklı modeller de giriyor. O yüzden o cihazlara da göz atmanızı tavsiye ederiz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.